Hoş geldiniz. Dün keşke Yunan kazansaydı diyen İslamcı meczup Kadir Mısıroğlu'nu ziyaret etti. Bugün Yunanistan'a bir gece ansızın gelebiliriz diyor. Evet, Tayyip Erdoğan'dan masallar devam ediyor. Dahası var, aynı Erdoğan Yunanistan'a İzmir'i unutma, adaları işgal etmeniz falan bizi bağlamaz. Vakti, saati geldiğinde gereğini yaparız diyerek çılgın Türkler ifadesini ağzına aldı ki hatırlayın, bu Erdoğan 10 küsür sene boyunca bir kere olsun Türk milleti bile demeyip sürekli olarak bu millet, bu millet ifadesini kullanıyordu. Bu sözlere hiç şaşırmadım, zira Tayyip Erdoğan'ın geçmişinde gayem için papaz elbisesi bile giyerim ifadesi var. Yunanistan için bu açıklamaları yapmasının perde arkası da şudur. Birincisi, Palikarya'nın uçaklarımıza S-300 sistemiyle kilit atıp açıktan meydan okumasına sahada eylemle değil lafla karşılık verip geçiştirmektir. İkinci husus, NATO kapısına gidip Yunan bizi dövüyor mealindeki dramatik ağlamayı bu şekilde örtmeye çalışıyor. Bunlara ilaveten elektrikle doğalgaza yapılan son zamlar artı sarayı sarsan Taşkesenli oğullar rezaletini, yani iç siyasi gündemi de bu kuru gürültüyle gizleme hesabında. İlaveten AKP'ye daha önce oy veren seçmeni milliyetçilik, vatanseverlik üzerinden konsolide etmeye çalışıyor. Emin olun yapılan aynen bu, zira Tayyip Erdoğan eşittir ses bombalarıyla soyut algılar demektir. Hatırlayın, bu Erdoğan değil miydi 2,5 ay önce Suriye için bir gece ansızın gelebiliriz diyen ve Milli Güvenlik Kurulu'ndan böyle bir karar çıkartıp milleti bugün yarın diye beklentiye sokan? Ne oldu? Onlarca gün geçti. Nerede Suriye'ye askeri harekat? Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya yapamazsın dediği için yapılamadı değil mi? Realite bu ise. Yunan için nedir bu yeni tiyatro, söyler misiniz? Ayrıca Tayyip Erdoğan değil mi? Lozan'a göre Türk toprağı olan 19 Türk adasına AKP iktidarı döneminde Yunanistan tarafından işgal edilirken gıkını bile çıkarmayan Tayyip Erdoğan değil mi? Yunanistan istemiyor diye Doğu Akdeniz'den ve oradaki onlarca milyar dolarlık doğal gazla petrol hakkımızdan vazgeçen, evet cevap ver ey Erdoğan, sen değil misin Türk araştırma gemilerine en uygun mevsimde araştırma yaptırmayan ve limanlarda çürümeye terk eden, sakın Abdülhamit gemisi araştırma yapıyor ya deme, zira o gemi Antalya kıyımızda, yani Yunanistan'ın giremezsin dediği alanda, sularda değildir. Bir başka şey, Allah aşkına bu Tayyip Erdoğan Ukrayna'dan dünyaya tahıl nakliyesi için güya başrol oynayan ve Türk medyasına göre dünya lideri değil mi? Öyle sunulmadı mı? Putin'le Zelenski ile sarmaş dolaş, yani kanka değil mi? Öyleyse cevap arıyorum. Şubat ayından itibaren bugüne tamı tamına 8 ay geçti. Türk nakliye uçakları hala Ukrayna'da. Evet, Ukrayna'da esir ve Türkiye'ye gelemiyor. Neden her biri yüzlerce milyon dolar olan o uçaklarımız hala oradadır? Ne yani, dünyanın tahıl sorunu önemli de milyar dolarların üstündeki uçaklarımızın Ukrayna'da çürümesi önemli değil mi ve Türkiye'ye getirilmemesi bühtan değil mi? Söyleyin lütfen, bu tabloya suskun kalmak mıdır büyük devlet adamlığı? Bu mudur vatanseverlik? Bitmedi. Türk ordusunun uçaklarının esir olmasını mesele yapmayan Tayyip Erdoğan, bakın Pakistan için kollarını sıvadı. Tamam, Pakistan'ı ben de dost ülke olarak görüyor ve hakikaten çok seviyorum. Ancak orada yaşanan
her yıl tanık olunan mutat bir sel olayı. Yani muson yağmurları felaketidir. Öyleyken Erdoğan herhalde kendini İslam'ın hamisi, halifesi olarak görüyor ki Pakistan'a hemen iki bakanını gönderip yardım kararı aldı. Pardon ama içmeye suyun yok iken nedir bu yapılan? Varsa öyle bir imkanın, öyle bir paran, önce ayda 200 dolar ile geçinmek zorunda olan vatandaşlarına ver ve açlıktan kurtar ki Türkiye'de ayda 3500 lira emekli maaş ile geçinen milyonlar var ve bu kanıtlı. Bir başka yeni haberse Özgür Suriye ordusu mensuplarına yine her ay 500 dolar yani 9000 lira ödendiğinin resmen teyit görmesi ortaya çıkması ki maaş alanların sayısı 10 binlerdir. Pardon ama bunlara neden yıllar yılı ödeme yapılıyor? Nedir gizli ajanda? Ne var bunun perde gerisinde? Yahu bunların alayı ruh hastası, İslamcı, cihatçı sürü ve Türk vatandaşı bile değiller. Dahası bunlar Türkiye'nin geleceği için tehdittir, zira aileleri Türkiye'dedir ve kendileri de sık sık ülkemize girip çıkıyorlar. İlaveten burada oluşumları da var. Ayrıca övündüğümüz şanlı ordumuz yetemiyor da bunlara mı muhtaç kaldık? Kamuoyunun Tayyibiye alayları dediği bu ne idüğü belirsiz El-Nusra artıkları için toplum olarak ayağa kalkmalıyız ve bu yapı derhal tasfiye edilmeli. Zira söyledim, zifiri karanlık bir çete ile karşı karşıyayız. Değerli dostlar, tam bu noktada yine heyhat diyeceğim. Çünkü muhalefet bütün bunları millete anlatmıyor ya da anlatamıyor. Vallahi yeter artık bakkal manav ziyaretleri. Tam 1000 gün oldu sürekli olarak aynı fotoğraf. Yani güya bu şekilde muhalefet yapılıyor görüntüsü ki bizim gündeme getirdiğimiz bu tür konuları altılı masadakilerden Kemal Kılıçdaroğlu biraz hariç hiçbir liderden, genel başkandan duymak mümkün değil. Yapılması gereken bütün bu rezillikleri halkın kafasına çakıp yıkıma karşı alternatif program koyup ümit vermek ve iktidarı sarsmak olmalı. Bu yapılmadığı için zaten Sedat Peker onlarca milyon vatanseverle eğitimli büyük kitlenin kahramanı durumunda. Tayyip Erdoğan seçimde oy almak için yeni hedef, yeni kitleler belirleyip onlara hitap ederken muhalefetten, mesela Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağzından sürekli bir KHK'lılar var. Allah aşkına o KHK'lıların Tayyip Erdoğan'a oy verme ihtimali milyonda bir olsun var mı? Böyle bir şey mevcut değilken Kemal Kılıçdaroğlu bunu neden ısrarla dillendiriyor, gündemde tutuyor? Bilmez mi bu sebeple FETÖ'den nefret edenleri Cumhur İttifakı'na kanalize ediyor, oraya itiyor? Evet, amaç bir oy daha fazla almaksa Kemal Bey cevap versin. Niye böyle davranıyor? Yoksa FETÖ Kemal Kılıçdaroğlu'nu KHK'lılar için kendini bağlayacak taahhütlerde bulun diye tehdit mi ediyor ki yapılanın vallahi de billahi de başka açıklaması, izahı yok. Her şey delilli, ispatlı. Altılı masadaki muhalefet liderleri sözleri ve tavırlarıyla kendilerine değil Tayyip Erdoğan'a oy kazandırıyorlar. Sürekli söylüyorum, sadece aidat ödenen anket şirketlerinin masa başı verilerini yayınlayarak Erdoğan gibi bir siyasi fenomeni alt etmek çok zor. Yani göğüs göğüse mücadele, muharebe etmek gerekiyor. Hiç alana çıkmayan Devlet Bahçeli bile bugün itibarıyla mitinglere başlarken, mesela sevgili Meral Akşener yıllar geçti, bir tane olsun neden miting yapmıyor? Keza yine aylar, yıllar geçti, hafızada kalacak
tek bir sözü niye etmiyor ya da edemiyor? Evet, seçim öncelerinde bile sadece 2-3 miting yapan Bahçeli sokağa iniyor. Sırasıyla Sivas, Amasya, Tokat ve Çorum'a gidecek. Kuşkusuz devlet memurlarıyla fabrika işçileri dışında kalabalık bulamaz, ancak miting kararı alması bile önemli ve bir projeye işaret ediyor. Ki elbette perde gerisinde Tayyip Erdoğan var. Milliyetçi Hareket Partisi Başkanı'nın alanlara çıkmasını baskın seçimin işareti gibi yorumlayanlar da var. Lakin bütün göstergeler seçimin 2023 Mayıs ayında olacağına delalet ediyor. Öyleyse hadise Tayyip Erdoğan'ın işi çok çok sıkı tuttuğu ve 9 ay öncesinden Bahçeli'yi bile sahaya sürmesi değil mi? Tuhaflık, insanlara söyleyecek tek bir sözü bile olmayanların miting yapmalarına rağmen muhalefetin oralı olmaması, pasif davranmasıdır. Değerli seyircilerim, bu arada yine bir bilgiyi paylaşacağım. Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği Türkiye'ye sürpriz bir şekilde yeni yaptırım işaretlerini verirse şaşırmayın. Zira Batı medyasında o tür haberle yorumlar var. Özellikle Tayyip Erdoğan'la Putin'in son Soçi buluşması akabinde Türkiye'nin Rusya'ya uygulanan ambargoyu örtülü metotlarla delmek istediği iddiaları söz konusu. Dilerim böyle bir şey olmasın, zira Batı ambargosu ihracatımızı, hatta Türkiye'yi vuracak. Zira işte son Ağustos ayı verisi ortada. En çok ihracat yaptığımız ülke Almanya iken en çok ithalat yaptığımız ülke ise Rusya. Yani Şangay ülkeleri Türkiye'nin ihracat pazarı değildir. AKP Erzurum milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu'nun eşi Ünal Ban'la ilgili son haber de hakimin serbest bırakma kararına savcılığın itiraz edip tutuklanma ile sonuçlanmasıdır. Yaşananlar ortada. İktidar ya da saray dolaylı direkt zarar gördüyse bu tür akıbetler sürpriz değil. Çünkü günümüz yargısı artık ona göre, sarayın çıkarlarına göre karar veriyor. Bundan sonra olacak olansa elbette bu konu bağlamında gizlilik kararıyla beraber hadisenin unutturulmaya çalışılacağıdır. Abdurrahman Dilipak'ın kovulması bağlamında Ankara'da söylenense sarayın bu işin merkezinde olduğu iddiasıdır. Akit sahibi olan Mustafa Karahasanoğlu ölmeden önce bu tür taleplere uzun dönem direnmiş, ancak aynı şeyi diğer iki kardeşle oğlu yapmamış ve Dilipak kapıya konmuş. Burada irdelenmesi gereken husus, Tayyip Erdoğan için esas olanın İslam'a ve inanca bağlılıktan öte kendine, şahsına sadakatin esas olmasıdır. Öyle olmazsa ateist isimler sırf AKP'yi destekliyor denilerek baş tacı edilirken Dilipak gibi toprağa abdestsiz basmayan biri Akit gazetesinden kovulmazdı. Değerli takipçilerim, bu arada dünkü videomla alakalı olarak çok sayıda telefon aldığımı söylemeliyim. Konu ile alakalı olarak araştırmalarım elbette devam ediyor. Lakin 5 milyon dolar rüşvet aldığı, iktidar tarafından kayda alınan ismin kesinlikle Ekrem İmamoğlu olmadığını belirtmek istiyorum. Peki o ismin kim olduğunu Ekrem İmamoğlu biliyor mu ya da tahmin edebilir mi diye sorarsanız, muhtemelen tahmin edebilir kanaatindeyim. Noktalarken videolarımı dostlarınızla paylaşın ve lütfen beğeni butonuna basın.